Hocam migren şikayetim var. Uzun yıllardır yoğun baş ağrıları çekiyorum. Migrenle ilgili nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz? Migrenle ilgili uyguladığımız birden çok tedavi yöntemi var. Şöyle ki eğer uzun yıllardır varsa ve mevcut hastalıklarınız varsa önce vücudu birazcık bağışıklığını kuvvetlendirmek ve yükseltmek için glutatyon alfa lipoik asit tedavisi, ayrıca ozon tedavisi de eklenebilir. Bunların hepsi sizin vücudunuzun bu tedaviye hazırlanması için. Onun dışında enjeksiyon yöntemlerinden de proloterapi ve PRP uygulanabilir. Proloterapi ve PRP'yi de şöyle uyguluyoruz. Aslında şöyle bir durum var. Migren denen hastaların çoğu aslında migren hastası değil. Ancak bakılıyor beyinde bir hasar yok, başka bir patoloji yok. Bu tarz hastalara çoğunlukla migren deniyor. Migrene yönelik ilaçlar veriliyor. Hatta bazılarına antidepresan veriliyor. Ancak bu hastaların daha çok böyle boyun ve baş bölgesinde, özellikle enseden başlayan ağrılarda ve boyun bölgesinde kaslarda fibroz bantlar dediğimiz, tetik noktalar dediğimiz ağrı noktaları oluyor. Biz bu tetik noktaları ve ağrı noktalarını sırtta da olabiliyor. Proloterapi ve PRP ile açıyoruz. Daha sonrasında da hastaya evde yapması gereken basit 3-4 tane egzersiz veriyoruz. Bir ay boyunca bunları yapıyor. Yani yeni başlangıçta son 1-2 senedir olan bir baş ağrınız, migreniniz varsa daha hızlı tedavi olacaksınızdır. Ama senelerdir süren, sizi 2-3 gün yatağa düşüren bir migren hastalığınız varsa biraz daha uzun sürebilir tediniz. Bunda da genel geçer kurallar yok. Her geldiğinizde aynı enjeksiyonu olacaksınız, aynı noktaya olacaksınız diye bir şey yok. Mesela atıyorum ilk geldiğinizde hem boyunda hem ensede hem sırtta ağrılı noktalarınız varsa muayene edip hepsine tedavi uyguluyoruz. Ama bir sonraki seansta geldiğinizde bakıyoruz sadece boynun bir tarafında ağrınız var. Orada muayenede bir bulgunuz var. Sadece o bölgeyle devam ediyoruz. Ve siz iyileşmeye başladıkça da tedavi sıklığınız ve aralığınız açılıyor. İlk zamanlar daha sık 3 haftada bir, 4 haftada bir yapılırken sizdeki iyileşmeye göre bu aralık 2 aya, 3 aya ve kontrol şeklinde 6 aya kadar çıkabilir.